Arkadaşlar merhaba. Bugün dil bilgisi video çekimlerine başlıyoruz. Dil bilgisini baştan sona detaylı bir şekilde işlemeyi planlıyorum. Uzatmadan hemen ilk konumuza başlayalım. Konumuz ses bilgisi. Ses bilgisi dil bilgisinde normalde bir tane sorusu çıkar. Ara ara çıkmadığı da oluyor tabii ki ama deneme sınavlarının ve test kitaplarının rutin başlıklarından biridir. Hemen başlığımızı atalım, ses bilgisi diyelim. Bakalım ses bilgisi derken bizi tam olarak ne ilgilendiriyor arkadaşlar? Ses bilgisi aslında harf bilgisidir. Yani harflerle oynama, harflerle değişiklikler yapma oyunudur. Ses bilgisi dediğimiz kısım 3 ana kısımdan oluşur arkadaşlar. Biz bazen harflerle oynarız dedik ya, bazen harfleri azaltırız. Biz bu azaltmaya ses bilgisinde düşme deriz. Biz bazen de harfleri çoğaltırız. Harfleri arttırdığımız bu ses olayı başlığına, ses olayları başlığına biz türeme deriz. Bazen de biz harfleri değiştiririz. Buna da doğal olarak değişme denir arkadaşlar. Değişme diyeceğiz. Hemen bunu da yazalım. Şimdi ses bilgisi dedik. Ses olaylarını yazmamız gerekiyor. Bu üç ana başlık, daha doğrusu bu üç ana mantıkla ilgili şunları yazabiliriz. Harfler kaça ayrılır arkadaşlar? İkiye. Ya ünlüdür ya ünsüzdür. O zaman biz düşmeden bahsediyorsak aslında şunu mu demek istiyoruz? Ya ünlü düşecek, yani ben ona ses olayı olarak ünlü düşmesi diyeceğim. Ya ünsüz düşecek, ben ona ses olayı olarak ünsüz düşmesi diyeceğim. Bu başlık bu kadar arkadaşlar. Düşme başlığında ya ünlü düşer ya ünsüz düşer. Türemedeyiz. Türemede de mantık aynı. Ya ünlü türer. Biz buna ünlü türemesi deriz. Ya da ünsüz türer. Biz buna ünsüz türemesi deriz. Türemek artmak demektir. Biz buna ünsüz türemesi deriz. Geçtik değişmeye. Değişme kendi içinde dörde ayrılır arkadaşlar. Tabii ki ünlü değişimi bu başlıklardan biridir. Arkadaşlar ünsüz değişimi de aynı ses olaylarından biri. Ünsüz değişimi diyoruz. Şimdi ünlü ve ünsüz de bitmiyor burası. Biraz daha ses bilgi, ses olayları artıyor bu başlık altında. 4 tane ses olayımız var. Ünlü değişimi, ünsüz değişimi, ünlü daralması, ünlü daralması ve arkadaşlar son olarak ünsüz benzeşmesi. Son olarak ünsüz benzeşmesi. Şimdi bunları yazdıktan sonra arkadaşlar şu yazdığım ses olaylarından %90 nispetinde soru gelecektir. Peki bunun dışında %10'luk kısım nedir arkadaşlar? %10'luk kısım detaydır. Hemen şuraya ayrıca diyorum. Ayrıca bu ses olaylarının dışında bazen karşınıza kaynaştırma ünsüzü diye bir şey gelecek. Biz bu kaynaştırmayı da göreceğiz. Bazen karşımıza arkadaşlar ulama diye bir şey çıkacak. Bazen karşımıza N, B değişimi diye bir şey çıkacak. N, B değişimi. Bazen de göçüşme diye bir ses olayı karşımıza çıkabilir. Bunlar çok sık çıkmasa da çıktıkları vakidir. Ses bilgisi derken kastettiğim şeyi toparlıyorum arkadaşlar. Biz harflerle oynarız. Harfleri düşürürüz. Harfleri çoğaltırız, yani türetiriz. Harfleri değiştiririz. Düşmede ünlü ünsüz düşmesi, türemede ünlü ünsüz türemesi, değişmede ünlü ünsüz değişimi, ünlü daralması ve ünsüz benzeşmesi. Ayrıca baktığımız nadiren de olsa karşımıza çıkan birkaç tane ayrıca dediğimiz detay ses olayı var. Şimdi hemen uzatmadan ilk ses olayımızla başlayalım. Arkadaşlar ilk ses olayımız ünsüz değişimi. Namı diğer yumuşama. Ünsüz yumuşaması. Yumuşama nedir? Arkadaşlar ünsüz yumuşaması sert ünsüzlerin yumuşak ünsüzlere dönüşmesi demektir. Sert ünsüzler nelerdir? Burada göstermişim zaten. Arkadaşlar sert ünsüzler P, Ç, T, K dediğimiz ünsüzlerdir. P, Ç, T, K'den oluşur. Aslında sert ünsüzlerin tamamı fıstıkçı şahap dediğimiz bir kısaltma ile karşımıza gelir. Yani şöyle yazabilirim. Fıstıkçı şahap
P yazdık. F, S, T, K fıstık kelimesinin ünsüzleri ve Ç, Ş, H ve P. Bunlar sert ünsüzlerdir. Fakat biz ünsüz yumuşamasını işlerken bu harflerin tamamıyla uğraşmayacağız. Sadece bu harflerin dördüyle uğraşacağız arkadaşlar. Ne diyeceğiz? P diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ç diyeceğiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? T ve K diyeceğiz. P, Ç, T, K. P'nin B'ye dönüşümü, Ç'nin C'ye dönüşümü, T'nin D'ye, K'nin G ve yumuşak G'ye dönüşümüne biz yumuşama diyoruz. Peki bir kelime neden yumuşar? Neden yumuşamaya uğrar? Arkadaşlar mevzu şudur aslında, biliyor musunuz? Hemen şöyle adım adım göstereyim. Şurası birinci adım. Birinci adımda ne olur? Bir kere kelimemizin sonu K ile bitecek. Yani kelimemiz, daha doğrusu K ile bitecek diyorum. Pardon arkadaşlar. Kelimenin sonu P, Ç, T ve K ile bitecek. P, Ç, T, K ünsüzlerinin biriyle kelimemiz bitecek. İkinci adıma geldiğimizde, ikinci adımda ünlü ile başlayan bir ek getirmemiz gerekecek. Ünlü harfleri hepiniz tanıyorsunuz arkadaşlar. A'dır, E, O, Ö, U, Ü, I ve İ'dir. Eğer sonu P, Ç, T, K ile biten bir kelimeye bu ünlülerle başlayan bir ek getirirseniz üçüncü adımda, yani son adımda ne olur? Siz burada P'yi B'ye dönüştürmüş olursunuz. Ç'yi C'ye dönüştürmüş olursunuz. T'yi D'ye dönüştürmüş olursunuz. K'yi G'ye ya da K'yi yumuşak G'ye dönüştürmüş olursunuz. Hemen örneklerle bunu somutlayalım. Kelimemizin sonu bakalım P, Ç, T, K ile bitsin. Hemen şöyle amaç diye bir kelime yazıyorum. Amaç kelimesinin sonu Ç ile bitti. Şimdi hemen ünlü ile başlayan bir ek getiriyorum arkadaşlar. Amaç artı I diyorum. Son hali amaçı olmaz. Son hali ne olur arkadaşlar? Amacı olur. Dikkat edin lütfen. Buradaki Ç'nin ünlü aldıktan sonra C'ye dönüştüğünü görebiliyorsunuz. Biz buna ne deriz? Biz buna ünsüz yumuşaması deriz. Ç'ye örnek verdik. Şimdi T'ye örnek verelim arkadaşlar. T'ye örnek verelim. Mesela arkadaşlar T'ye örnek. Mesela geçit kelimesi. Arkadaşlar geçit kelimesinin T ile bittiğini görüyorsunuz. Geçit artı ünlüyle başlayan bir ek. Geçit i ya da geçit imiz ifadesini ekliyorum. Ünlüyle başlayan ek geldikten sonra geçitimiz olacak. Geçidimiz. Geçidi. Geçidimiz olarak değişiyor arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edin. Geçidimiz. Şimdi şuradaki yumuşamayı görebiliyorsunuz. Bu tür değişmelere biz ne diyoruz? Ünsüz değişim. Yani namı diğer ünsüz yumuşaması. Bunu K üzerinden de örnekleyelim. Sokak diye bir kelime yazalım arkadaşlar. Sokak kelimesi K ile bitti. Artı I ekini ekledim. Sokak I yerine sokağı oldu. Şurada yumuşak G'yi görebiliyorsunuz. Yumuşak G nereden geliyor? Şuradaki K harfinden geliyor. Devam edelim arkadaşlar. Ç'ye örnek verdiğin, T'ye örnek verdik, K'ye örnek verdik. Şimdi P'ye örnek verelim. Arkadaşlar kalp diye bir kelimemiz var. Kalp kelimesi artı i ve m ekini ekliyorum. İm ekini ekliyorum. Buradaki i harfi P'yi neye dönüştürüyor? Tabii ki B'ye dönüştürüyor. Kalbim oluyor. Buradaki değişimi görebiliyorsunuz. Fazla uzatmadan, burası klasik yumuşama. Fakat daima böyle mi çıkar? Hayır. Bazen arkadaşlar, bazen bazı uç kelimeler karşınıza çıkabilir. O uç kelimelerde yumuşama var mı yok mu, o konuda takılabilirsiniz. Takılmayasınız diye ben size hemen şöyle kısaca o kelimeleri tanıtayım. Arkadaşlar adım kelimesinde yumuşama vardır desem. Adım kelimesinde ne dersiniz acaba? Adım kelimesinin neresi yumuşama hocam? Hemen açalım. Bir ses olayını bulmanın en etkili yolu arkadaşlar kelimeyi ekine köküne ayırmaktır. Adım kelimesini ekine köküne ayırıyorum. Hemen elimde atmak fiili beliriyor. At artı ımdan geliyormuş. Nereden biliyorum? Adım atılır ya, ayaklarınızı öne atmak adımı oluşturur. Buradaki T neye dönüşmüş ım ekini alırken? D'ye dönüşmüş. Bu bir yumuşama örneği arkadaşlar.
Mesela ağırmak kelimesi. Ağırmak. Ağırmak kelimesinde bir yumuşama var. Neden? Arkadaşlar ağırmak beyazlamak demek, değil mi? Beyaza bürünmek ya da aydınlanmak demek. Ağırmak ifadesi beyazın eş anlamlısı olan aktan gelir. Ak armaktan gelir arkadaşlar. Buradaki K'nin yumuşak G'ye döndüğünü görebiliyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Başka ne vardır böyle size göstereceğim? Yudum kelimesi mesela. Yudum kelimesi yutmak fiilinden gelir. Burası T'dir aslında. Başka arkadaşlar mesela ardından kelimesi. Ardından kelimesi nereden gelir? Arttan gelir. Mesela sahibi kelimesi. Sahibi nereden gelir? Sahipten gelir. Buradaki karşınıza çıkacak uç kelimeleri de eğer anladıysanız hemen geçelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şuraya dikkat edin lütfen. Ünsüz yumuşaması vardır diyor. Yumuşamanın olduğunu soru üzerinde görebilecek miyiz? Öncesinde ifadesinde bir yumuşama göremiyorum ama gerçeğe kelimesinde bir yumuşama görüyorum. Neden? Çünkü ses olaylarını bulmanın en etkili yolu nedir arkadaşlar? Bir ekine köküne ayırma yoludur. O zaman gerçek değil midir bunun kökü? Yani aslında şuradaki yumuşak G, K değil midir? Gerçek gerçeğe yumuşamayı buldum. Katkıda bir şey yok, sanatçıda bir şey yok, değerlendirmede bir şey yok. Cevap açık ara B seçeneği olacaktır. Hemen tam gaz devam edelim. Aynı soruyu tekrardan almışım. Burada ünsüz değişimine aykırılık diye bir başlık çıktı karşıma. Şimdi ben bunu size şu şekilde anlatayım. Hemen şöyle yukarıda şu kısmı biraz geriye alalım arkadaşlar. Geriye aldıktan sonra hemen size yumuşama, aykırılık ne demek onu anlatmaya çalışalım. Yumuşama, aykırılık son zamanların en çok sorulan başlıklarından biri. Eskiden yumuşama başlığında çok fazla çıkmazdı ama yeni nesil sorularla beraber sıklıkla sorulmaya başlandı. Arkadaşlar ünsüz yumuşamasına aykırılık. Hemen şöyle yan başlık şeklinde de atıyorum. Yumuşamaya aykırılık diyorum. Hocam aykırılık ne demek? Aykırılık normalde yumuşama adımlarının tamamı gerçekleştiği halde yumuşamanın olmaması demek. Nasıl oluyor hocam? Hemen bakalım nasıl oluyormuş. Hocam elimde koç diye bir kelime var. Koç kelimesinin ç ile bittiğini görüyorsunuz. Koç kelimesine U ve M harflerini ekliyorum. Normalde buradaki ünlü harfin şuradaki Ç harfini C'ye dönüştürmesi gerekmez mi? Evet. Peki bu ikisini birleştirip yazdığımda C'ye dönüşüyor mu? Yoksa dönüşmeden hayatına devam mı ediyor? Bak dönüşmedi. Ç hiçbir şekilde dönüşmedi. Neden? Çünkü bu aykırı davrandı. Yani yumuşama kuralları gerçekleşti, yumuşama adımları gerçekleşti ama yumuşamadı. Hocam elimde hayat diye bir kelime var. O hayat dediğimiz kelime T ile bitiyor. Hayat artı I ifadesini eklediğimde normalde şuradaki T'nin D'ye dönüşmesi lazım. Peki dönüşüyor mu? Hayır. Hayatı oluyor. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Hocam elimde millet diye bir kelime var. Milleti olmaz. Milleti olur. Hiçbir değişiklik olmaz. Mesela iç diye bir kelime var. İç artı inde diye bir ek ekliyorum. İçinde değil içinde oluyor. Ç'de hiçbir değişiklik olmuyor. Bu tür değişikliklere biz ne deriz arkadaşlar? Yumuşamaya aykırılık deriz. Hemen şöyle aşağıda yumuşamaya aykırılık sorusuna bakalım. Hangisinde aykırı sözcük vardır? A şıkkına bakıyorum. A şıkkında yumuşamaya aykırılık gözlemlenebiliyor. Neden? Çünkü bakıyordu kelimesinin kökü bakmak. Buradaki K harfinin PCTK'nin K'si olduğunu görebiliyorum. Bu bir sert ünsüz. Peki sert ünsüzün hemen ardından ünlü gelmiş mi? Evet, bakın I gelmiş. Peki bu I'nın normalde şuradaki K'yi yumuşak G ya da G'ye dönüştürmesi gerekmez miydi? Kesinlikle. Peki dönüştürmüş mü? Hayır. Neden? Çünkü bu bir aykırı sözcük. Cevap o yüzden A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Geldik ünsüz uyumuna. Diğer adıyla ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi. Bu tam tersi istikamette gelişiyor. Yani biz burada artık PCTK'yi yani sertleri dönüştürmüyoruz. Tam tersine yumuşakları serte dönüştürüyoruz. Hocam ben burada size bir kısa yol vereyim. Eğer bir yerde T eki görürseniz, eğer bir yerde ta eki görürseniz,
Eğer bir yerde t eki görürseniz ya da t eki görürseniz ya da tu eki görürseniz, eğer bir yerde çı eki ve çi eki görürseniz, eğer bir yerde ten eki görürseniz, ten eki görürseniz ya da tan, bunlar birbirinin türevi. Eğer bir yerde arkadaşlar tır ya da tir eki görürseniz, buralarda sertleşmenin olma ihtimali çok yüksektir. Neden? Çünkü T, ta, D, da'dan gelir. T, ti, d, di'den gelir. Bunlar şöyle kenarda yazılı kalsın. Şimdi benzeşme kuralına gidiyorum arkadaşlar. Benzeşme kuralı şu. Hemen şöyle diyorum ki kuralımızın olmazsa olmazı benzeşmenin ekte olduğu. Kesinlikle ekte olur. Bu bir. İkincisi arkadaşlar benzeşmede kelimenin sonu mutlaka sert ünsüzle biter. Mutlaka sert ünsüzle biter. Fıstıkçı şahap vardı ya, burada peçeteke değil sadece. Bütün fıstıkçı şahabı kastediyorum. Kelimenin sonunu sert ünsüzle bitirip bir örnek verelim. Elimde arkadaşlar şöyle bir kelime var. Yamaç diye bir kelime var. Yamaç. Yamaç kelimesinin son harfinin sert olduğunu görüyorum. Hemen yumuşakla başlayan bir ek getiriyorum. Yumuşak ünsüzlerle. B, C, D, G ile başlayan bir ünsüz getiriyorum. Yamaç artı dan. Yamaç dan ifadesinde biri yumuşak, biri sert. Peki sert ve yumuşak yan yana geldiğinde hangisi diğerini kendine benzetir? Tabii ki sert bu maçı kazanır. Arkadaşlar son hali yamaçtan değil yamaçtan olacaktır. Yani şuradaki Ç sert ünsüzü şuradaki D yumuşak ünsüzünü kendine benzeştirdi. Yani yumuşama değil sertleşme gerçekleşti. Tan ekini elde ettik. Şurada tan ekinden bahsetmiştim zaten. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Elimde bitmiş diye bir kelime var. Bitmiş fıstıklı şahabın şeysi ile biter. Hatırlayın ben size sadece sert ünsüzler fıstıkçı şahapla peçeteke ile sınırlı değil fıstıkçı şahap diye bir kısaltması var demiştim. Şuradaki şeyi arkadaşlar dır ekini ya da dir ekini ekleyelim. Bitmiş dir mi olur aslı yoksa bitmiş tir mi olur? Tabii ki bitmiş tir olur. Güzel. Şimdi bunları inceliyoruz. Gayet güzel. Burada B'nin P'ye dönüşümünü daha doğrusu D'nin T'ye dönüşümünü izledik. Dan tan oldu arkadaşlar. Şimdi biraz da C'nin Ç'ye dönüşümünü izleyelim. C nasıl Ç'ye dönüşecek? Mesela elimde kebap diye bir kelime var. Kebap artı C ifadesi buradaki yumuşak ünsüzü değiştirecek. Kebapçı olmaz. Kebapçı olur değil mi? Buradaki C'nin Ç'ye dönüştüğünü görebildiniz. Hocam B'nin P'ye dönüştüğü örnek var mı? Aslında var ama bizi ilgilendirmiyor bu başlık altında. Yani bu biraz akademik bilgiye kaçıyor. Sadece kural olsun diye verdik. C'nin Ç'ye ve D'nin T'ye dönüştüğü örneği verdik. Şimdi geldik G'nin K'ye dönüştüğü örneğe. G harfi biraz problemli bir harftir. O yüzden şöyle çizgiyle ayırıyorum. Arkadaşlar buradaki G'yi bazen karıştırabiliyorsunuz. Mesela elimde şöyle bir ifade var. Diyorum ki baş ifadesi. Baş ifadesine gan ekini ekliyorum. Başgan olmuyor. Doğrusu nedir dile yerleşmiş olanı? Başkandır. Başkan. Hocam devam ediyoruz hemen. Elimde kesmek diye bir fiil var. Kes artı gin ne olur? Keskin olur. Bu çok bilinen bir benzeşme kuralı değildir. Keskin olur arkadaşlar. Elimde tutmak var. Tutmak artı gu ekini ekliyorum. Son hali ne oluyor? Tutku oluyor. Buradaki G'nin K'ye dönüşümünü gözlemleyebiliyorsunuz. Bu tür kelimelerde de benzeşme olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara dikkat edin lütfen. Hemen benzeşme ile ilgili şu kurallarımıza ve sorularımıza bakalım. Hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır diyor. Hocam devam edelim. Hemen şöyle içten kelimesi bana sırıtıyor. Neden? Ten diyor ki hoca beni yazmıştı. Ben aslında den ekinden geliyorum.
Yukarıda var mıydı arkadaşlar? Kesinlikle vardı. Bakın ben size dedim ki nerede ten ekini görürseniz onun denden geldiğini düşünebilirsiniz. Devam ediyoruz. Cevap Adana'ydı. Cevap Adana'ydı arkadaşlar. Devam. Hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır diyor. Beynide herhangi bir benzeşme göremiyorum. Yöntemde bir göremiyorum. Çalıştırdığı ifadesinde görebiliyorum. Buradaki tır nereden gelir arkadaşlar? Tabii ki dırdan gelir. Aynı zamanda burada dık eki vardır. Yani buradaki yumuşak G'nin aslı K'dir. Bu da yumuşamaya girer. Ama bizim konumuz şu an yumuşama değil. Benzeşme. Buradaki tırı aldık ve hemen 3'e yapıştırdık. Devam edelim. Bir soru daha. Dili tarzı ve biçimiyle kendine özgü özellikleri bulunan eski tadında Şiirler adlı eserini okuduğumuzda maneviyatın kollarında kendimizi emniyette ve elbette huzur aleminde hissedeceksiniz. Emniyette kelimesi benim dikkatimi çekti benzeşmede. Çünkü burada emniyet benim köküm. Emniyet kelimesine D eki gelmiş. Ve o D eki neye dönüşmüş arkadaşlar? T'ye dönüşmüş. Burada bir benzeşme vardır. Hemen devam ediyoruz. Benzeşmeyi geçtik. Geldik ünsüz düşmesine. Ünsüzler düşecek. Ünsüzler azalacak burada. Peki nasıl olacak bu hocam? Bakalım nasıl oluyormuş. Bu ünsüz düşmesini ben ikiye ayırıyorum. Şöyle birincisi %95'lik kısım. %95'lik genel kısım. Arkadaşlar ikinci kısım da çok nadiren çıkar. Çok nadiren çıkar. Ben buna %5 diyorum arkadaşlar. Buranın çıkma ihtimali %5'tir. Şimdi hemen %95'lik ana kısma bir göz gezdirelim, hemen çözmeye çalışalım. Nedir bu mesele? Arkadaşlar eğer bir ses olayı birden fazla şekilde meydana geliyorsa ben bunlara yol diyeceğim. Birinci yol. Birinci yol bana diyor ki arkadaşlar kelimenin sonu K ile bitecek. Sonu K ile bitiyor. Sonu K ile bitecek kelimeye ne getireceksin? Arkadaşlar cık cik eki. Cık cik eki getir. Cık cik ekini getirdiğimde buradaki K ile biten kelimenin K'sinin ortadan kaybolduğunu görebileceksiniz. Bakalım nasıl oluyormuş. Elimde küçük diye bir kelime var. Hemen şu küçük kelimesine cük ekini ekleyelim. Küçük cük olamayacağına göre son hali küçücük oluyor. Buradaki K'nin düştüğünü görebiliyorsunuz. Tam şurada. Devam edelim arkadaşlar. Başka hangi kelimeler alınabilir? Mesela minicik alınabilir. Minicikten gelir. Minicik. Mesela tefecik olabilir. Tefekten geliyor. Tefecik. Hemen bakalım. Başka ne var arkadaşlar burada? Tefecik dedik. Mesela bazen şöyle kelimeler görebilirsiniz arkadaşlar. Sıcakcık. Sıcaktan gelir ya. Sıcacık. Sıcakcıktan gelir. Burada da K düşmüş. Arkadaşlar bu birinci yolu anladığınızı varsayıyorum. Hemen ikinci yola geçelim. İkinci yol bana diyor ki yine kelimenin sonu K ile bitecek. Kelimenin sonu K ile bitiyor. Tamam, kelimenin sonu K ile bitsin. Ne olacak peki? Kelimenin sonu K ile bittikten sonra üzerine L eki getireceğim. Üzerine L eki getirdiğimde K ortadan kaybolacak. Bakalım nasıl kayboluyor. Hemen örnek veriyorum. Elimde alçak diye bir kelime var. Alçak. Alçak K ile bitti. Artı L ekini eklediğimde artık alçak kelimesinin K'si kalmadı. Alçalmak oldu. Alçal oldu. Elimde yüksek diye bir kelime var. Bu yüksek kelimesine L ekini eklersem buradaki K düşer. Çünkü K ile yan yana duramıyor. Alçalmak, pardon, yükselmek olacak burası da. Yükselmek. Güzel. Şuradaki %95'lik kısmı bitirdik. %95'ten anladığım şey şuydu. Arkadaşlar %95 K harfi düşer. Şuradaki K'ye dikkat edeceksiniz.
Devam edelim. %5'lik kısma geldik. %5'lik kısımda bazı özel düşmeler vardır. Mesela adaş kelimesinde ünsüz düşmesi vardır. Adaş. Neden hocam? Ne var ki burada? Adaş kelimesi ad artı daş ekinin birleşiminden oluşmuştur. Addaş yani aynı adı taşıyan daş eki Farsça bir ektir. Aynılık anlamı katar, beraberlik anlamı katar. Addaş buradaki de düşmüştür. Devam edelim arkadaşlar. Mesela asteğmen kelimesi. Asteğmen. Üst teğmen de olabilir tabii ki. Asteğmende nasıl bir düşme var? Arkadaşlar ast artı teğmenden gelir aslında biliyor musunuz? Ast teğmen. Burada bir tane te zamanla düşmüş. Devam edelim. Başka ne var elimde? Mesela çok karşınıza çıkmasa bile gereç diye bir kelime var. Gereç kelimesi nereden gelir biliyor musunuz? Gerekmekten. Burada K düşmüştür. Arkadaşlar kaldırım kelimesinde düşmek vardır. Düşme vardır daha doğrusu. Kaldırım, kaldırım kalkmak fiilinden gelir. Burada K vardır. Bunlara dikkat ederseniz çok bir şey kaçırmazsınız. Hemen ünsüz düşmesiyle ilgili soruya bakalım. Apaçık yorumlamaktan minicik ayrıntı ve konu kelimelerini görmekteyim. Hemen verdiğim örneklerde aklıma geliyor ve birinci yola başvuruyorum. Birinci yolda cik geldiğinde K düşerdi. Burada minik kelimesi var. Minicik. Burada K düşmüş. Ünsüz türemesindeyiz arkadaşlar. Ünsüz türemesi ya da ünsüz artması, ünsüz ikizleşmesi. Şimdi hemen ünsüz türemesinin ne olduğunu açıklayalım. Biliyorsunuz ki ilk sayfada size anlattığım türemenin çoğalmak olduğu bilgisiydi. Hemen şuradaki türeme nasıl gerçekleşir? Bunu yollar halinde vereyim. Birinci yol diyorum arkadaşlar. Birinci yol. Birinci yol bana diyor ki ünsüz türemesinde kelimeler birleşirken ünsüzlerden biri türeyebilir. Ne demek hocam birleşirken? Hemen onu size anlatmaya çalışayım. Elimde hal diye bir kelime var. Hal artı olmak kelimelerini üst üste ekliyorum. Hocam hal olmak kaç tane harften oluşuyor? Halde 3 harf var. Olmak da 5 harf var. Bunun toplamı 8 harftir. Peki beraber ikisini birleştirip yazdığımda ortaya 8 harfli bir kelime mi çıkar? Yoksa bir harf artar mı? Hal olmak, değil mi? Hal olmak burada bir harfi yanlış yazdık. Şurada bir tane L'nin türediğini gözlemleyebiliyorsunuz. Hal olmak kaç harf? 9 harf. Burada bir artış söz konusu. Zaten arkadaşlar türemede artış olmak zorunda. Artış olmazsa ona türeme diyemeyiz biz. Hemen devam edelim. Birkaç örnek daha verelim arkadaşlar. Mesela affetmek. Affetmekten gelmez mi? Mesela reddetmek. Mesela hissetmek. Gibi türemiş kelimeleri vermek mümkün. Hemen şöyle ikinci yola gelelim. Arkadaşlar ikinci yol diyor ki bana bazı kelimeler ek alırken türeme meydana gelir. Ek alırken derken nasıl bir ek alma durumundan bahsediyoruz? Hemen bakalım. Elimde sır diye bir kelime var. Üç harfli bir kelime. Artı ın ifadesi onu 5 harfli bir kelime yapar. Şurası 5 harf. Ama birleştirip yazdığımda bir tanesinin arttığını gözlemleyebiliyorum. Sırrın burası 6 harfe döndü. Görüyor musunuz bir tane çoğalmayı? Başka kelime örnekleri verelim arkadaşlar. Mesela hakkı ifadesi hak artı ının hakkıya dönüşmesi yani ünsüzün türemesiyle sonuçlanmış. Mesela zanlı mesela reddi gibi ifadelerde ek alırken ünsüz türemesini görüyorsunuz. Peki her iki ünsüzü yan yana gördüğümde onlara türeme mi diyeceğim? Kesinlikle hayır. Mesela örnek verelim arkadaşlar. Şuraya dikkat diyorum. Lütfen şu dikkat notuna iyice bakın. Dikkatte diyor ki bazen iki tane ünsüz yan yana gelebilir. Ama bunun türeme olup olmadığını anlamanın yolu ekine köküne ayırmaktır. Örnek diyorum ki hissiz bir ailede
şiddetle geçti. Hissiz bir ailede şiddetle geçti ilk çocukluğum. Nasıl bir cümle olduysa artık. Çocukluğum. Benle ilgili bir cümle değil, yanlış anlamayın. Şuradaki hissiz kelimesinde iki tane S yan yana görüyoruz. Şuradaki şiddette iki tane D yan yana görüyoruz. Ama bunlar türeme midir? Bakalım türeme midir? Şimdi eğer türeme ise ne olacak? Türeme ise ekine köküne ayırdığınızda bir tane harfin azalması lazım. Neden? Mesela biri bana burada sırrın diye bir kelimeyi verse, bu sırrın kelimesinin harflerini sayarım. Kaç tane çıktı? 6. Peki bunu şu şekilde geriye doğru ekine köküne ayırdığımızda harflerin azaldığını görüyor muyum? Evet. Yani ünsüz türemesini ekine ayırdığınızda tam tersi olur. Bir düşme olur, bir azalma olur. Hissiz kelimesi 6 harften oluşmuş. Peki buradaki hissiz kelimesini ekine köküne ayırdığımızda his 3 harf artı siz gelmiyor mu? Tamam hocam, bu da 6 harf. He, o zaman herhangi bir türeme yok. Sadece 2 tane S tesadüfen yan yana gelmiş. Kökün son harfiyle ekin ilk harfi tesadüfen aynı. Peki şiddet hocam? Şiddette hiç arayamam. Neden? Çünkü bu bir kök. Kökte ünsüz türemesi aranmaz ki. Ben şiddeti nasıl ekine köküne ayıracağım? Köküm zaten şiddettir. Burada da Arapça alıntı bir kelime. Kökünde şedde dediğimiz şey var. Yani kökünde aslında çift ünsüz var arkadaşlar. Herhangi bir türeme söz konusu değil. Dediğim gibi uyarıyorum, türeme kesinlikle ekle meydana gelir. Hemen sorularımıza bakmaya başlayalım. Hangisinde ünsüz türemesi yani ünsüz ikizleşmesi vardır diyor. Hocam şurada hissizce ifadesine bakalım. Hissizi az önce yazmıştım zaten. His, kök, siz, ek, c, ikinci ek. Hocam bunun toplam harf sayısı 3, 6, 8. Ekine köküne ayırdığımda yine 8 harf. Kullanılanda 2 L yan yana görünüyor ya. Hemen şöyle kullanmak diye alıyorum kökümü. Il ve an eklerini eklemişim. Arkadaşlar şurası kök. Kök harflerinde çift ünlü varsa, daha doğrusu çift ünsüz varsa biz buna türeme diyemeyiz. Çünkü kök harfinde olmuş, ekte olması lazım. Yetkinde zaten aynı ünsüzden 2 tanesini bile göremiyorum. Ama hakkında görüyorum. Hakkında kelimesini ekine köküne ayırmadan önce harf sayısını sayalım. 3, 6, 8. Hakkında kelimesini ekine köküne ayırdığımızda hak artı ı artı da arkadaşlar. Şuradaki ne? Koruyucu ünsüz. Onu anlatacağım. Hak ifadesindeki k'nin bir tane olduğunu sonradan bir tane k'nin türediğini görebiliyoruz. Cevap o yüzden açık ara Denizli şıkkı olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Hangisinde türeme yoktur? Hissi ifadesinde var. Az önce hissizdi, burada hissidir. Hissi kelimesinin kökü histir. Gelen ek i'dir. Buradaki s türemiş mi? Kesinlikle. Zannımca zandır. Imca ekini ekleyince ne türemiş? Yapıtta hiçbir türeme yoktur. Neden? Çünkü şuradaki ta aslında dağdan gelir. Bu bir benzeşme. Herhangi bir türeme yok. Sırrını da örnek vermiştim. Sır artı ı artı nı. Yani şuradaki r'nin türediğini görebiliyoruz. Yani cevap dördüncü öncül. Cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Cevap D şıkkı olacak.